Evet, panoramamızı gelsin arkadaşlar. Öncelikle beyaz gruptaki panoramaya geçelim. Haftanın 11'i henüz geldi. Biraz takım isimleri küçük yazılmış. Ben zorlanıyorum okurken. Kusura bakmayın şimdiden. Kaleye Fatih Gülmez'i aldık. Arnavutköy'den ardından savunma dörtlümüz Bursa Spor'dan Abdullah. Arnavutköy'den Ferhat. Isparta 32 Spor'dan Halil Duman. Batman Petrol'den Onur Arıkan. Orta alanda Mansur Çalar'a yer vermişiz. Ahmet Sportif'ten ileri dörtlümüz Fatih Üge Nazilli. Mücahit Aslan Soma Spor'dan. Erdal Öztürk Ankara Spor'dan. Serdar Eylik, Ahmet Sportif Baliyetler'den ve ileri uçta da Can Vural Soma Spor'dan. Erdal Öztürk doğru seçim mi hocam? Doğru ve eksik seçim bence. O eksiği hiç girmiyorum hocam. Erdal gerçekten son bölümü, son birkaç haftada çok ekstra performans sergiliyor. Bir eksiği var ama diyorsun yani. Yok, eksik. Ben başka arkadaşlara da görürüm diye tahmin ettim. Orada eksik biraz yaşadık diye düşünüyorum. Sonra isim ver. Valla aslında çok isim var da. Biz Ankara Spor'un 11'ini yazalım buraya. Neyse, biz kırmızı gruba geçelim. Kaptanımız Sedat da bu hafta çok ekstra işler yaptı. Doğru, haklısın. Kırmızı grup gelsin arkadaşlar. Evet, Karacabey'den Veysel'i almışız. Kaleye savunma dörtlümüz İskenderun'dan Emre Bekir, Kastamonu'dan Şaban Özel, 1461 Trabzon'dan Onur Akdeniz ve Kırklareli'den Uğur Aygören. Orta alanda Ergün Nazlı'ya yer vermişiz Serik Belediye'den. İleri dörtlümüz Mehmet Sıtlık İstemi Etmeskut, Turan Yılmaz Etmeskut, Bekir Cankara Karacabey, Mehmet Bektaş Kastamonu ve ileri uçta Emircan Sayar. Burada söylemek istediğim bir şey var. Emircan Sayar'ı oraya aldık. Turan Yılmaz normalde sağ açıktır, ben de biliyorum. Ama özellikle forvet arkası yazdım. Çünkü Zonguldak Spor maçında forvet arkasında olağanüstü işler yaptı. Yani bir oyuncunun asli olmayan mevkisinde bu kadar başarılı olmasını takdir etmek için Turan Yılmaz'ı forvet arkasına yazdığımı söyleyebilirim. Haftanın takımları gelsin. Kimleri almışız bakalım. Beyaz grupta Soma Spor, kırmızı grupta Etimesgut Belediyespor. Soma Spor 3-1 kazandı. Gittikçe artan bir formu var. Etimesgut Belediyespor'da Zonguldak Spor gibi güçlü bir rakip karşısında, iyi de bir taraftarı olan güçlü bir rakip karşısında çok üstün oynadı. O yüzden ikisi de haftanın takımı olmaya layık görüldüler. Haftanın teknik direktörleri kimlermiş? Beyaz Adem grupta Adem Çağlayan'a yer vermişiz Ankara Spor'dan. Kırmızı grupta da Bilgin Erdem Kırklareli Spor. Şimdi şöyle ifade edelim. Adem Hoca'nın seçilme sebebi, bu seçim Adem Hoca'nın gelmesinden önce yapıldı. Önce onu söyleyeyim. Deplasmanda Afyon'u yenmek kolay bir iş değildir. Af yok çünkü Afyon'dan. Yani gerçekten orada kimler çıkamadı oradan. Dolayısıyla genç bir kadroyla oradan çıkmak önemli. O yüzden Adem Hoca'yı oraya yazdık. Kırklareli'sinin de Buca galibiyetini ödüllendirmek amacıyla Bilgin Hoca'yı da, Kırklareli Spor'un hocasını da haftanın teknik direktörlerinde diğer grupta yer verdik. Adem Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimlerimiz nasıl? Adil mi? Seçimleriniz adil mi? Yani bizim tabii nefsimize okşuyor ama siz uygun gördüyseniz bize laf düşmez diye düşünüyoruz. Sonraki Gökalp abinin bu liglerdeki bilgi birikimi, tecrübesi çok fazla olduğu için muhakkak çok inceleyip sık dokunmuştur. Gerçekten öyle yapıyorum. Öyle. Şaka değil yani. Gerçekten çok uğraşıyor Gökalp. Tebrik ediyoruz. Sonraki görselimiz gelsin arkadaşlar. Gol krallığımız. Enver Cenk Şahin, Bursa Spor'dan 6 gol. Beyaz grubun kralı. 2 gol attı bu hafta. 4 gol değildi. 6 gole çıktı. Evet. Çok Enver güzel Cenk bir free kick golü vardı. Erhan Çelik'in arkasında 5 tane daha isim var. 4 tane daha isim var 5 gollü. Ama ilk 5 gole ulaşan Erhan Çelik olduğu için onun isminin olması, o yüzden diğer arkadaşlardan 6 gole ilk ulaşanı hemen alacağım oraya. Ama Erhan Çelik şu anda gol krallığında başta gidiyor diyebilirim.